Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde suyun manyetik alan ile hareketi ile ilgili bir proje hazırladım sizlere. Çokça videolar görmekteyiz. Yani elektromanyetik alanı kullanarak suyun hareket ettirildiğine dair. Bugün bunu test edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada kullanacağımız malzemelerimiz mıknatıs, yalıtkan bir levha, alüminyum 2 adet plaka. Bunlarla suyu hareket ettirmeyi deneyeceğiz. Normal standart şartlarda elektromanyetik metaller üzerinde bir etkiye sahiptir. Buradaki bakır sargımıza enerji verdiğimizde metalimizi hareket ettirdiğini göreceğiz. Aynı malzeme bir alüminyum levhayı hareket ettirecek mi? Bunu da birazdan göreceğiz. Şimdi hemen detaylara geçelim. Evet, klasik olarak bir iletkene elektrik verdiğimizde iletken manyetik bir alana sahip olur ve elektromıknatıs yapmış oluruz. Gördüğünüz gibi burada bobine enerji verdiğimde bobin bir elektromıknatısa dönüştü diyebiliriz. Bakın şu şekilde metal hareket ediyor. İşte biz bu hareketi suda yapabilir miyiz? Bugün bunu test edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bir plexinin içerisinde su bulunuyor. Eğer suyu manyetik alana maruz bırakırsak acaba aynı hareketi su yapabilir mi? Tabii ki bunun cevabı ilk etapta hayır. Bakın şu anda bir enerji verdim buraya. Suda herhangi bir hareketlenme görmüyoruz arkadaşlar. Ama birazdan bakın herhangi bir suda hareketlenme görmedik. Birazdan elektromanyetik gücü kullanarak suyu hareket ettirebilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Asıl projemizde şu şekilde mıknatıslarım mevcut. S, N şeklinde. Bakın bir mıknatısın bir yüzü S ise diğer yüzü N'dir arkadaşlar. Her iki tarafını da ben isimlendirdim. Burada plexi bir levham var. İzolasyon için kullanacağım. Burada ise alüminyum 2 adet levha hazırladım kendime. Ve yine manyetik olmayan yani yalıtkan bir ahşap parçası. Burada tüm mıknatıslarımı bu ahşap parçasının üzerine dizeceğim. Yalnız burada bir detay var. Bunlar bu şekilde dizilmeyecek arkadaşlar. Eğer iki mıknatıs birbirini çekiyorsa bunların biri S, biri N'dir. Ama ben her iki mıknatısımı aynı yönde birbirine yapıştıracağım. İşte burada biraz zorlanacağız. Çünkü bunlar birbirini itiyor bu aşamada. Tabii ki biz bunları zorla birbirine yapıştıracağız. Evet, tabii ki bu aşamada zorlanıyorum çünkü mıknatıslar birbirini itiyor arkadaşlar. Mıknatıslarımın üzerine buradaki yalıtkan plexiyi yapıştırmam gerekiyor. Şimdi hemen bu işlemi yapalım. Evet, şimdi
Tamamen buraya yalıtkan plexiyi serdim arkadaşlar. Hemen üstüne alüminyum levhalarımı sereceğim. Yani bu alüminyum levhaların bir tanesi artı, diğeri ise eksi DC gerilime maruz kalacak. Ve burada bir manyetik yol yapmış olduk esasen. Evet, şimdi tüm mekanizmamız hazır. Bu kısımdan enerji vereceğiz. Artı ve eksi proplarımı bağlıyorum. Ve buradan suyumuzu boşaltacağım. Burada da yer düzleminin düz olduğuna dair şu şekilde bir terazi koydum. Evet, suyu veriyorum şimdi. Evet, suyun hareketini gördünüz. Evet arkadaşlar, bu bölümde daha iyi görebilmek için şu şekilde. Evet, şu anda suyun hareketini görüyorsunuz. Bakın, bu yönde hareket ediyor. Artıyla eksinin yerini değiştirdiğimiz anda suyun yönü de değişecek. Tekrar şu şekilde. Evet, suyun hareketine dikkat edin. Gördüğünüz gibi su diğer yönde hareket etmeye başladı. Hiçbir pompa kullanmadan suyu hareket ettirmenin mantığını bu şekilde anlamış olduk. Tamamen manyetik alanla suya akış gücü kazandırmış olduk. Gördüğünüz gibi suyun akım yönü bana doğru. Şimdi ise suyun akım yönü değişecek. Bu şekilde bağlayalım. Evet, bugünkü videomuzda manyetik olarak suyun nasıl hareket ettirileceğini öğrenmiş olduk. Yeni bir projede buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.